Sevgili arkadaşlar, Baba Tarihi Muhammed Öztürk'ten hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Evet, Baba Test Kampı ile devam ediyoruz. Test kampımız devam ediyor. Karma sorularda ünitemizin adı Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Evet, sevgili arkadaşlar, YouTube sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Instagram sayfamızı, Baba Tarihi Muhammed Öztürk YouTube sayfasında bilgi kampı, soru cevap kampı ve diğer birçok videolarımız var. Hepsini izleyin, size çok şey katacak arkadaşlar. Evet, uzatmadan başlayalım. Saatlerimizi kontrol edelim. 20 sorumuz olacak. 20 dakikada ortalama bitirmeye çalışalım diyelim. Sevgili arkadaşlar, 2. Dünya Savaşı'nda TBMM başkanı olan kişi kimdir? Şimdi 2. Dünya Savaşı sırasında TBMM başkanı olan kişi kimdir? Seçenekler karşımıza gelsin. Evet. Bu dönemde başbakanlarımızı söyleyeyim size. Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu başbakanlık yapıyor. Hatta arada Ahmet Fikri Tüzer diye bir kişi var CHP'den. O da vekaleten yapıyor çok kısa bir süre. 42 yılında. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Ama ben neyi sordum arkadaşlar? TBMM başkanı olan kişiyi sordum sizlere. Bu dönemde TBMM başkanı olan kişi hemen karşımıza gelsin. Abdülhalik Rende arkadaşlar. Abdülhalik Renda bu dönemde TBMM başkanı görevlerini yerine getirmiştir. Bu dönemde Genelkurmay Başkanımız da Fevzi Çakmak ve Kazım Orbay. Fevzi Çakmak 21 ile 44 arasında yaptı zaten. Kazım Orbay da 44-46 arasında. Bu dönemde Cumhurbaşkanımızın İsmet İnönü olduğunu söylemiştik az önce. Evet, devam edelim. Ah, 2. Dünya Savaşı'nda başbakan olan kişiler sırasında kimlerdir? Yani çok kolay çözeceksin değil mi? Bakalım dersi dikkatli dinliyor musun? Arkadaşlar, 2. Dünya Savaşı sırasında başbakan olan kişiler Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu değil mi? Az önce verdik bilgiyi. Refik Saydam 1942'ye kadar başbakanlık yapıyor. Sonra Şükrü Saraçoğlu başbakanlığı alıyor. Evet. Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu bu dönemde başbakan. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. 2. Dünya Savaşı sırasında. 2. Dünya Savaşı sırasında Genelkurmay Başkanı olan kişiler kimlerdir? Evet, Fevzi Çakmak 1921'den 1944'e kadar Genelkurmay Başkanlığı yapıyor. Kazım Orbay da 1944-1946 arasında Genelkurmay Başkanlığı yapıyor sevgili arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nın da 39-45 arasında olduğunu gözün kapalı zaten bilmek zorundasın değil mi? Evet. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1941-1942 arasında tabii savaş var. Türkiye'den Yunanistan'a gıda yardımı yapan geminin adı nedir sevgili arkadaşlar? Şimdi savaş var, kıtlık var. Yunanistan'da çok büyük kıtlık var ama biz tabii dost elimizi uzatıyoruz. Yani Kurtuluş Savaşı'na savaştık. Sonraki süreçte dostluk ilişkiler oldu aramızda. İşte Venizelos döneminde vesaire. Atatürk'ün Nobel adayı gösterdiler. Ahali antlaşmasıyla mübadele yaptık. Ve Yunanistan'da da tabii Alman saldırısı, Almanlar oraya giriyorlar. Kurtuluş. Kurtuluş vapurunun önemi nedir? Bunun haberini de karşınıza getirdim. O dönemin gazetesi. Atina'dan gelen yardım heyeti arızası Türklerin gösterdikleri alakaya bilhassa teşekkür ediyor. Yunanistan'da açlık. Yunanistan'ı yiyecek nakledecek olan Kurtuluş vapuru. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu geminin adıdır. Hatta 1942 yılında bu gemi Ege'de batıyor. Niye battığını ben orasını bilmiyorum artık. Yani artık oraya girmeyelim. Hatta şöyle bir söz var o dönemde Yunanların arasında. Evet, bugün açsınız ama yarın kurtuluş gelecek sözü Yunanlar arasında söylenir olmuştur. Evet. Şimdi 1941. Bu sefer 1941 yılındayız. Gemiler karışmasına dikkat edin, dikkatli not alın. 1941 yılında İngiltere Türkiye'nin savaşa girmek için istediği siparişlerin hazır olduğunu bildirir ve Mısır'a bir gemi göndermesini ister. Çünkü biliyorsunuz Adana ve Kahire görüşmeleri var o dönemde. Olacak 43 yılında, pardon, 43 yılında. Onun öncesinde de görüşmeler var. 41 yılında İngiltere diyor ki daha önce sen bize sipariş etmiştin, benden bir şeyler istemiştin. Ben bunlar hazır diyor. Mısır'a gemi gönder, bunları al oradan diyor. Mısır'a doğru gemi çıkan gemi, bayrağı olmayan bir gemi tarafından batırılıyor. 200 askerimiz şehit oluyor. Allah rahmet eylesin.
İngiltere bu olayın Almanya tarafından gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Bu olaydan İngiltere, Fransa ve İtalya'nın sorumlu olduğunu söylüyor. Olaydan İngiltere, Fransa ve İtalya'nın sorumlu olduğunu söyleniyor. Almanya böyle söylüyor. İngiltere Almanya batırdı diyor. Almanya da İngiltere, Fransa ve İtalya batırdı diyor. Batan geminin adı nedir sevgili arkadaşlar? Batan geminin adı Refah arkadaşlar. Refah. Bunu gemi iki tane gemi sordum arka arkaya. Unutmayın. Kurtuluş gemisi Yunanistan'a yardım götüren gemi. Refah vapuru Refah gemisi de 1941 yılında Mısır'a giden giderken oradan silah almaya giderken askeri malzeme almaya giderken batırılan bir gemi ama kimin batırdığı belli değil. İşte ne diyorlar? İşte İngiltere Fransa diyor ki buraya Almanya İtalya batırdı. Almanya diyor ki yok İngiltere Fransa batırdı. Seni savaşa sokmak için falan filan. Devam. Allah rahmet eylesin. 200 gemicimiz şehit oldu. Soru 6. Yukarıda bilgiler verilen gelişme hangisidir diyor. Hükümeti ekonomik hayatı düzenleyici geniş imkanlar sağlamaktadır. Üretim, dağıtım, tüketim ilişkileri tümüyle devlet kontrolü altına alınmıştır. Devlet gerektiğinde üretimi aksatan işletmelere el koyabilme yetkisine sahipti. Dış ticaretin düzenlenmesi ve kontrolü gibi müdahalelerde de devlet eline bırakılmıştır. Hükümet sanayi, maden, tarım sektöründe hangi ürünün ne kadar üretilebileceğine karar veriyor. Bunu daha önceki videomda açıkladım arkadaşlar. Burada bu kanunun adı Milli Koruma Kanunu arkadaşlar. Bazı yerlerde Milli Korunma diye de geçiyor. Milli Koruma Kanunu. Hükümete 2. Dünya Savaşı sırasında ekonomiyi yönlendirme ve yukarıda saydığım ekonomide işte sanayi, maden ve tarım sektöründe hangi firmanın ne kadar üretim yapacağını karar verebilen bir kanun. Evet, Türkiye 1952 yılında NATO'ya üyelik antlaşmasını kim imzalamıştır diyor. Türkiye biliyorsunuz işte Kore Savaşı'na asker gönderdiği için NATO'ya üye yapılmıştı. Bu klasik bir neden sonuç ilişkisidir. Çok güzel bir şekilde bunu ezberliyorsunuz. Bu dönemde Cumhurbaşkanımız Celal Bayar, Başbakanımız Adnan Menderes. Bu antlaşmayı imzalayan kişi de sevgili arkadaşlar Fuat Köprülü. Fuat Köprülü 1952 yılında bu NATO'ya üyelik antlaşmasını imzalarken Dışişleri Bakanımız. Yani Dışişleri Bakanımız Fuat Köprülü bu üyelik antlaşmasını imzalıyor. Peki imzaladık. NATO'da görev yapan ilk Türk daimi kim? Daimi temsilci kim? NATO'da ilk daimi Türk temsilcisi kim arkadaşlar? Bunu sorduk. Evet, ismi size yabancı gelmeyecektir. Tevfik Rüştü Aras arkadaşlar. Tevfik Rüştü Aras. Evet. Bir bilgi sorusu. Demokrat Parti'nin kuruluşunun ilk yıl dönümünde toplanan yani yıl dönümünde derken 46'da kuruldu 47. Toplanan büyük kurultay sonunda yayınlanan bildirinin adı nedir arkadaşlar? Evet, 7 Ocak 1947 yılında Demokrat Parti bir bildiri yayınlıyor kuruluşunun ilk yıl dönümünde ve şunları şunları yapacağız tarzı bir bildiri. Bunun adı arkadaşlar Hürriyet Misakı. Hürriyet Misakı 1947 yılında Demokrat Parti tarafından yayınlanmış, ilk kuruluş yıl dönümünde yayınlanmış bir bildiridir. Kore Savaşı için kimi öldürmeye gidiyorsun Ahmet adlı şiir yazan bir şairimiz var arkadaşlar. Bunu sorduk. Net bilgi sorusu. Buralarda çok fazla yorum yapmayacağım. Arkadaşlar bu şiiri yazan Nazım Hikmet. Siz de internetten buna bakabilirsiniz. Kimi öldürmeye gidiyorsun Ahmet? Şiirini Nazım Hikmet Kore Savaşı için yazmış. 1950 seçimlerinde biliyorsunuz Demokrat Parti iktidara geldi. Beyaz Devrim olarak geçiyor. Millet Partisi'nin, o Millet Partisi'ni soruyoruz. Tek milletvekili olarak Kırşehir ilinden meclise giren kişi kimdir diye sorduk arkadaşlar. Seçenekler karşımıza geldi. Millet Partisi 1948 yılında kurulmuştu arkadaşlar. Demokrat Parti'den ayrılanlar kurmuştu bu partiyi. Fevzi Çakmak da partideydi. Yusuf Hikmet Bayır ilk genel başkanıydı. Millet Partisi'nden 50 seçimlerinde meclise giren kişi Kırşehir milletvekili Osman Bölükbaş'tır arkadaşlar. Hatta daha sonra bu Kırşehir arkadaşlar Nevşehir'e bağlanarak ilçe yapılıyor. İl olma statüsü elinden alınıyor. Osman Bölükbaşı'nın muhalefetine duyulan tepki diyelim artık. Çok demokratik olmayan bir durum tabii ki. Ama sonra tekrardan ayrılıyor. Kırşehir tekrardan il yapılıyor.
Bir soru cevap yapalım, araya sokalım bunu da. Tahkikat komisyonu verelim. Çünkü tahkikat komisyonunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. 1960'ta Demokrat Parti tarafından bir komisyon kuruluyor arkadaşlar. 1960'ta kurulan bu Demokrat Parti tarafından kurulan tahkikat komisyonunun içinde 15 tane üye var. Meclis komisyonu 3 ay boyunca çalışıyor. Muhalefet ve basının faaliyetlerini araştırmak için kurulmuş bir komisyon. Yani muhalefet ne yapıyor, basın ne yapıyor, kim ne yazıyor tarzı yapılan, kurulan bir komisyon. Ve dün kurulan, bakın o dönemin Akşam Gazetesi'nden bir haber. Dün kurulan 15 kişilik Demokrat Parti Tahkikat Komisyonu çalışmaya başladı ve tahkikat sonuna kadar kongrelerle her türlü parti toplantılarını men etti. Böyle de karar alabiliyor gördüğünüz gibi. Zaten Demokrat Parti mecliste kurulan bir komisyon ama o dönem CHP bunu eleştiriyor. Bunun demokratik olmadığını savunuyor ve bu komisyona üye vermiyor arkadaşlar. Demokrat Parti içinde de Demokrat Parti'nin milletvekilleri var. Yani basının faaliyetleri denetleniyor. Muhalefet partileri denetleniyor arkadaşlar. Çok demokratik olmadığı söyleniyor. Hatta 1960 ihtilalinin yapılmasının nedenlerinden biri olarak da tabii bir sürü neden var da tahkikat komisyonunun çalışmaları olduğu kaynaklarda geçiyor. Vatan cephesi nedir? Yine öğrenmemiz gereken bir bilgi. Vatan cephesi de yine 1960 yılında arkadaşlar kuruluyor. 1958 yılında kuruluyor. Demokrat Parti tarafından kurulan bir teşkilat bu Vatan Cephesi. Demokrat Parti'nin il ve ilçe teşkilatları ile gençlik kollarını bir araya getiren bir oluşum. Tamam, ne var bunda? Değil mi? Günümüzde de var. Bu her türlü siyasi partinin il ve ilçe teşkilatları, gençlik kolları var. Demokrat Parti taraftarlarının isimleri radyodan düzenli olarak halka açıklanıyor. Bunun yapılanmasındaki amacın muhalefete karşı gövde gösterisi yapmak olduğu ve halkı kutuplaşmaya ittiği iddia ediliyor o dönemde. Yani düşünün, radyo var işte, radyoda açıklanıyor işte. Demokrat Parti döneminde sallıyorum işte Ankara'nın işte Kazan ilçesinin şu köyünde Demokrat Partili olanların listesi. Bir Ahmet bilmem kim, bir iki Mehmet şu, üç. Bu herkesin kim olduğunu açıklıyor. Dolayısıyla burada muhalefet şöyle eleştiride bulunuyor. Sen işte bunları açıklayarak amacın gövde gösterisi yapmak, benim bu kadar çok üyem var demek. Bu aynı zamanda kutuplaşmaya itiyor halkı diyor. Böyle eleştiriyor. Çünkü orada ismin açıklamasını istemeyenler o zaman CHP'li olarak algılanıyor. Ve halk da bak, senin adın orada açıklandı mı? Benim vatan cephesinde. Böyle bir kutuplaşma var arkadaşlar. Bu da 1960 ihtilaline giden, yani 27 Mayıs darbesinin gerekçelerinden biri olduğu ifade ediliyor kaynaklarda. Halkı kutuplaşmaya ittiği söyleniyor. Evet. Bilge Kral olarak bilinen devlet adamı kimdir arkadaşlar? Burada uzatmadan cevap vereceğim. Ali İzzetbegoviç, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı kendisi. Daha önce sınav sorusu oldu bu. Ali İzzetbegoviç'i bilelim. Evet, Demokrat Parti'nin 1950 seçimleriyle iktidara gelmesi Türk siyasi tarihinde nasıl adlandırılmıştır? 1946'da kurulan Demokrat Parti 1950 yılında Yeter Söz Milletin parolasıyla arkadaşlar iktidara geliyor ve onun iktidara gelmesi Beyaz Devrim olarak adlandırılıyor. 1950 seçimleri bir Beyaz Devrim olarak geçiyor. 1950-1960 arasındaki Demokrat Parti döneminde sağlanan gelişmeleri anlatmak amacıyla oluşturulan kitap hangi? Şöyle söyleyeyim. 1950-1960 arası Demokrat Parti dönemi ama bu kitap 1959'da basıldı ve Demokrat Parti'nin 1950 ile 59 arasındaki gelişmelerini anlatan bir kitap basılıyor. Bu kitap arkadaşlar nedir diye sorduk. Beyaz kitap, siz tabi diyeceksiniz hocam 1950 seçimleri Beyaz Devrim olarak geçiyorsa o zaman 1950-1959 arası da Beyaz Kitap olsun diyorsunuz. Haklısınız. Evet, 1950-59 arasında Demokrat Parti Beyaz Kitap denilen bir kitap basıyor. Kendi faaliyetlerini anlatan. Lakabı Aka, A olan devlet adamı kimdir? Arkadaşlar şöyle bakın seçeneklere, hemen gelsin cevabımız. 1960 ihtilaliyle Demokrat Parti iktidara sona eriyor. Celal Bayar'ın cumhurbaşkanlığından sonra Cemal Gürsel cumhurbaşkanı oluyor ve Cemal Gürsel'in lakabı A.
Yani bizim dördüncü Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel'dir. Cemal Gürsel'den sonra da Cevdet Sunay arkadaşlar beşinci Cumhurbaşkanı olacak. Daha sonra da Fahri Korutürk altıncı Cumhurbaşkanı diye gidecek ama lakabı A olan kişi Cemal Gürsel'dir. Bizim dördüncü Cumhurbaşkanımızdır. Serebrenica katliamını bir önceki test kampı soru videosunda açıkladım ama tekrardan bilelim. 1995'te Sırp Ratko Mladic Srebrenica bölgesinde Boşnaklara yönelik katliamda bulunuyor. NATO Sırp hedeflerine yönelik operasyon başlatıyor. Geç de olsa bir sürü kişi ölüyor, hayatını kaybediyor. Srebrenica katliamı Avrupa'da hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olarak biliniyor arkadaşlar. Evet, şimdi son sorumuz bu olsun. Bunu da bitirelim. 1950 seçimlerinde aslında 46'yı sorsaydım da gerçi 50 seçimlerini de yapamazsınız gibi geliyor bana ya. Yapar mısınız? Bir gelsin ya. Bir soru geldi. Tamam. Ben size güveniyorum ya. Güveniyorum. Adnan Menderes 1950 seçimlerinde hangi şehirden, hangi şehirlerden demiş, hangi şehirden milletvekili seçilmiştir? Aydın, Kütahya, İstanbul, Manisa, Ankara. Sizler cevabımızı verdiniz. Son sorumuz buydu. Ben de cevabı getireyim. İstanbul. Aydın yaptınız değil mi? İyi öğrenciler, aydın yaptınız. O zaman bilgi gelsin. Adnan Menderes seçimlerde hangi şehirlerden milletvekili seçilmiştir? Arkadaşlar 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor biliyorsunuz. Adnan Menderes o dönemde Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın taşra teşkilatında görev yapan bir kişi. Sonra 1931 yılında, 35 yılında, 39 yılında ve 43 yılında Aydın'dan Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçiliyor. 1946 yılında Kütahya'dan seçiliyor. O yüzden Kütahyalı olanlar bilir. Kütahya'da Adnan Menderes Bulvarı var. Yanlış bilmiyorsam. Değil mi? Orada caddesi var. Adnan Menderes Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı var. Kütahya'da. 1946'da Kütahya'dan seçildi. Sonra 1950. 54 ve 57 seçimlerinde sevgili arkadaşlar Demokrat Parti'den İstanbul milletvekili olarak seçilmiştir. Hep Aydın Aydın biliyorsunuz. Tamam, normal. Zaten o yüzden bu zor soruyu sordum. Zor soruyu bitirdik. Yani baba tarih test kampından yani kolay sorular çözün diye kolay sorularım yok. Gördüğünüz gibi hepsinden bir şeyler öğretme niyetim var size. Kolay sorular çözeceğiniz kaynaklar belli. Gidip alın onları orada çözün. Kendi kendinizi mutlu edin. Baba tarih Muhammed Öztürk. ÖABT Genel Kültür Soru Bankası vesaire. Arkadaşlar alın. Yani ne diyeyim size? Kendi kitabımı tavsiye edeyim burada size. Alın. Evet arkadaşlar, Baba Tarih test kampının bir videosunun daha sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah yardımcınız olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Esenlikler diliyorum. Görüşürüz.